Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba efendim. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz olduğu üzere lisansüstü rehberlik derslerimizde Cabir'i okumalarına başladık. Allah kısmet ederse uzun soluklu bir okuma dizisi olarak bunu devam ettireceğiz. Bu okumalarımız bize bir ulûm-i İslamiye hakkında genel bilgiler, bir perspektif verecek, genel bilgiler verecek. İnşallah mantık ilmine giriş ve mantık okumalarına başlayacağım. İkinci bir çalışma alanı olarak lisansüstü akademik çalışma yapan öğrencilerimiz için bu mantık okumalarında her akademisyenin mutlaka görmesi gereken dersleri, alması gereken formasyonu vermeye çalışacağım gücüm yettiği ölçüde. Bir de yapacağım bu Arapça mantık okumaları derslerimi takviye etmesi. Aynı zamanda konunun siz değerli öğrencilerim tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlaması için bir de İngilizce mantık temel kavramlar konusunu İngilizce metinden okuyacağım. Bunu birlikte okuyacağız. Bu metni okurken de biraz da sizi Arapçanın yanında İngilizce öğrenmenin de önemini ve İngilizce öğrenmenin bir akademisyen için ne kadar önemli olduğunu örneklemeye ve göstermeye çalışacağım. Bir teşvik unsuru olsun diye size. Bu okuyacağımız kavramlar metni çok özenle yazılmış akademik bir metin olduğu için aynı zamanda lisans öğrencilerime akademik hayata hazırlanmaları açısından yazmanın önemine ait yapmış olduğum lisans rehberlik 1A ve B sohbetlerimde dile getirdiğim yazmanın örneklenmesini de bu derste konuşmuş olacağız ki lisans öğrencilerimin de bu derslerimi izlemelerini ve takip etmelerini özellikle öneriyorum. Dersi dinlediğinizde bunun size ne kadar önemli bir katkı sağlayacağını, katkıda bulunacağını göreceksiniz. Dolayısıyla bir taraftan Arapça mantık derslerimiz ki bu derslerimizde İleri düzey felsefe metinlerini, tasavvuf metinlerini, fıkıh usulü ve kelam metinlerini okuyabilmek için bir ön hazırlık mahiyetinde bu dersleri yapacağız. Bu yapacağım İngilizce derslerde siz değerli öğrencilerimin mantık bilgilerine farklı bir perspektiften bakmayı ve yine kavramları değerlendirmeyi ve bu kavramları çok sağlıklı bir biçimde zihnimizde kalıcı bir şekilde yerleştirmeyi mümkün kılsın diye inşallah bu dersleri yapacağım. Şimdi okuyacağımız metni müsaadenizle ekrana yansıtıyorum. Okuyacağımız metin bu.
bu metnin başlığını da görmeniz için yukarı aldım. Gördüğünüz gibi inşallah bunu bitirince bunun ikinci bir kitabı daha var. Onu okuyacağız. Bu okuyacağımız metin Basic Concepts of Logic. Mantığın temel kavramları. Burada bizi ilgilendiren husus, affedersiniz. Buradaki temel kavramlar ifadesi. Temel kavramları göreceğiz. Ve bunu okurken de nereden başlanılması gerektiğini de öğrenmiş oluyoruz. Demek ki Arapça mantığa giriş dersimizde de bunun üzerine duracağım. En başta kavramlardan başlamak gerekir. Kavramlardan başlanmadığı sürece doğru yerden başlanmış olmaz. Onun için burada logic bizim mantık dediğimiz şeydir. Yani bir bilim dalı olarak mantık dediğimiz şey İngilizce'de logic olarak karşılık görmektedir. Mantığın temel kavramları nelerdir? Mantığın temel kavramlarından ne kastediyoruz? Buradan başlayacak müellif bize ve bununla ilgili metinler okuyacağız aşağıda. Hemen birinci başlığımızı görelim ve bu birinci başlığımız üzerinden hem metni anlamaya çalışalım hem de bir yazım tekniği olarak Batı'da akademik hayata başlayan her öğrencinin mutlaka alması gereken bir writing, essay writing dediğimiz bir writing dersleri var. Evet, writing dersleri var. Bizim Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde gerek yüksek lisans, gerek doktora düzeyinde çalışma yapan akademisyen adaylarımızın da böyle bir dersi almaları zorunludur. Kimi enstitülerde var, kimi enstitülerde de maalesef yok. Dolayısıyla bu metinleri okurken aynı zamanda akademik bir metin nasıl yazılıyor? Akademik bir metnin yazılmasının zorunlu şartları nelerdir? Bunları da sizinle bu okuduğum metin üzerinden gözlemlemeye ve analiz etmeye çalışacağız. Ve sonra bunları örnekleyerek bizler de metinler yazmaya başlayacağız. Örneğin başlığımızdan başlayalım. Gördüğünüz üzere yazımızın başlığı, title, başlık. Bir soru ile başlıyor. Çünkü bu bir eğitim, öğretim metni olduğu için soru sorarak ve onu cevaplayarak başlayacak. Başlığımız birinci madde. What is logic? Mantık nedir diye soruyor. Başlığımız bu. Doğal olarak bizim böyle bir soruda verilecek olan aşağıdaki İki paragrafın bu sorunun cevabı olduğunu tahmin etmek zor değil. Bir answer okuyacağız, bir cevap okuyacağız. Şimdi bir taraftan cevabı okuyalım, bir taraftan cevabın nasıl yazıldığını akademik olarak incelemeye çalışalım. Yani söylemeye çalıştığım şey şu paragrafın ve şu paragrafın ve şu sonuç cümlesinin nasıl yapısal olarak kurgulandığını da incelemiş olacağız. Yani structure of paragraph, paragrafın yapısını inceleyeceğiz ve nasıl yazıldığına dikkatinizi çekeceğim. Demek ki bu okumalarımızda, yani bu yaptığımız derslerde bir taraftan bilgi alırken bir taraftan da bilgi aldığımız metnin akademik olarak nasıl yazılmış olduğuna ilişkin yazma dersini de almış olacağız. Şimdi birinci paragraf
yani giriş paragraf, first paragraph bizim soru cümlemizin cevabı. What is logic? Mantık nedir? Cevaba bakın nasıl başlıyor. Burada soru cümlemizde gördüğünüz üzere öznemiz logic, mantık. Mantık yine burada subject, özne olarak cümlemizin başında ve ilk cümlemize dikkat edin. Ben buraya kadar cümlemiz ve cümle logic may be defined as the science of reasoning. Bir tanım yaptı. Çok sade bir tanım yaptı. Ve tanımı yaparken kullandığı ifadeye dikkat etmenizi istirham ediyorum. May be defined. Bu bize bu satırların yazarı tarafından İngilizce gramer üzerinden söyleyecek olursam mantığın pek çok farklı yönlerden tanımlarının yapılabileceğini, ki biz bunu mantığa giriş derslerimizde, Arapça derslerimizde daha teferruatlı bir şekilde ele alıp konuşacağız. Birçok farklı tanımlarının yapılabileceğini, bir tanımının da şu şekilde böyle yapılabileceğini söyledi bize. Bu may be defined, tanımlanabilir bir imkanı bildirir ve bu imkan ile bize bir tanım yaptı. Logic may be defined as the science of reasoning. Reasoning, Türkçe'ye farklı konumlamalar cümledeki yerlerine ve konumlarına göre farklı tercümeleri yapılabilecek bir ifadedir ama genel olarak akıl yürütme ve muhakeme diye bunu çeviriyoruz. Akıl yürütme, muhakeme. Dolayısıyla akıl yürütme ve muhakeme bilimi bizim kendi geleneksel mantık klasiklerimizde ve onun müelliflerinde, inşallah o dersin başında bunun üzerinde duracağım, mantık bir bilim midir değil midir tartışmasına da bir gönderme olarak burada mantığın bir bilim olduğunu bize ima ederek, ki bu çok önemli bir tartışmadır. Bizim kendi metinlerimiz üzerinden bunu konuşacağız. Bu okuduğumuz metinde metnin yazarı mantığın bir bilim dalı olduğunu ama bu bilim dalının nasıl bir bilim dalı olduğuna ilişkin açıklamaları yapacak. Dolayısıyla bu birinci cümlede dedi ki mantığı, logic, mantık bir muhakeme bilimi, bir akıl yürütme bilimi olarak as may be defined, tanımlanabilir. Yani mantığı muhakeme bilimi, akıl yürütme bilimi diye ne yapabiliriz? Tanımlayabiliriz. Şimdi yazma açısından söylüyorum sevgili öğrencilerim. Giriş cümlemiz, bakın, bir hüküm cümlesi. Her zaman böyle olur. Bir hüküm cümlesi. Bir genel cümle, general sentence, general meaning dediğimiz bir genel cümle, bir genel anlamla paragrafa başlanır. Ve bundan sonra şimdi okuyacağımız geri kalan cümleler son cümlemize kadar, buraya kadar tamamen bu ilk birinci cümlenin, o genel anlam ifade eden birinci cümlenin açılımından ibaret olur. Paragrafa bir genel
anlam ifade eden, bir genelleme ifade eden, bir hüküm ifade eden cümleyle başlanır ve sonra kurulacak her cümle bunun bir açılımı olur. Nitekim de öyle okuyacağız. Demek ki ilk okumuş olduğumuz bu cümlede mantığın bir bilim olduğunu ama bu bilimin bir muhakeme bilimi, bir akıl yürütme bilimi olduğunu, böyle de tanımlanabileceğini, bu may be defined ifadesinin farklı tanımlanabileceklere bir vurgu da yaptığını, farklılığa bir vurgu yaptığını da efendim ifade edelim. Demek ki farklı tanımlarda yapılabilir ki tek mi yapacağız ileride. However, ma mafi, this is not to suggest that logic is an empirical, i.e. experimental or observational science like physics, biology or psychology. Burada bir cümle kurdu bize. Ve bu ikinci cümleye dikkat edelim. İkinci cümlenin birinci cümlenin devamı olarak nasıl bağlantılandığını, nasıl kurulduğunu görmek çok önemli. Dedi ki, mantık bir bilim olarak tanımlanabilir. Ancak ma mafi, bununla birlikte, this is not to suggest, burada this şu tanıma gidiyor. Definition, this definition, bu tanımlama, is not to suggest, ima etmez. That logic neyi ima etmez? Mantığı, tanımladığımız şu mantığı, is an empirical science, parantez atlıyorum, deneysel bilim, like physics, fizik gibi, biyoloji gibi ve psikoloji gibi. Science, like physics, biology or psychology. Demek ki bizim mantık bir muhakeme bilimidir diye söylememiz, bu tanımda geçen bilim sözcüğü, şu sözcük ve bu tanım asla mantık ilminin fizik, biyoloji ve psikoloji gibi deneysel bilimler olduğu gibi bir bilim olduğu anlamına gelmez. Bunu ima etmez. Yani tanımımız böyle bir ima taşımıyor. Şimdi dikkat buyurunuz. Buradaki metnin yazılışındaki mantığa dikkatinizi istirham ediyorum. Şimdi tanımı yaptı ya. Tanımın olası çağrışımlarını okuyucu tarafından mantık bir muhakeme bilimi olarak tanımlanabilir dendiğinde bilim sözcüğünün çağrışımlarını yazar hemen dikkate alıyor ve okur tarafından bu bilim sözcüğünün yanlış anlaşılması muhtemel tüm yanlışları izale edecek ikinci bir cümle kuruyor. Bilim dediysek bunun fizik, biyoloji ve psikoloji gibi tecrübi bilimler, deneysel ve gözlemsel bilimler gibi bilimler olduğunu sanmayın. Onu söylemiyoruz, onu ima etmiyoruz. Mantık da bir bilimdir derken tecrübi, bakın, deneysel, empirical, experimental, bakın tecrübi ya da observational, gözlemsel, gözleme dayalı bilimler gibi olduğunu söylemiyoruz. Böyle bir iddiamız yok bizim, diyor. Böyle demiyoruz. Böyle anlaşılmasın. Dikkat edin. Bilakis biz logic bir bilim derken is şöyle bir bilim olduğunu ifade ediyoruz. Ne gibi? A non-empirical science like mathematics. Bakın. Dikkat buyurunuz. Biz bilakis rather
Logic is a non-empirical science like a mathematics. Biz mantığın matematik gibi deneysel olmayan bir bilim olduğunu söylemiş oluyoruz. Yani matematik nasıl ki bir bilimdir ve deneysel değildir. Mantık da bir bilimdir tıpkı matematik gibi ama deneysel değildir. Öyleyse bu birinci cümleden sonra birinci tanım cümlesinde yer alan bilim sözcüğünün olası çağrışımlarına cevap olan bu ikinci cümlede mantığın tecrübi, deneysel ve gözlemsel bilimler gibi bir bilim olmadığını, devam eden üçüncü cümlede ise peki öyle değilse neye benziyor bu? Bir benzetme ihtiyacımız. Mantık bir bilimdir derken mantık gibi benzeri bir bilimi söyleyelim ki okuyucunun zihni aydınlansın. Demek ki bu üçüncü cümle yani rather'la başlayan cümlemiz bir örnek cümle, bir açılım, bir izah cümlesidir. Explanation sentence'dır. Dolayısıyla böyle bir açılım cümlesi son derece önemli. Gördüğünüz gibi giriş cümlemiz, giriş cümlesinin olası yanlış anlaşılmalarını gideren ikinci cümlemiz ve birinci cümlenin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir üçüncü cümleyle paragraf devam ediyor. Ve also, şimdi bir açılım daha, yine aynı şekilde birinci cümlede, yani logic may be defined as the science of reasoning cümlesindeki science of reasoning meselesini biraz daha açacak. Science of reasoning ne demek? Muhakeme, akıl yürütme bilimi ne anlama geliyor? Bunu açacak. Also, bu ara cümlemiz iki virgül arasında İngilizce'de her zaman ara cümleler, Arapça'da da öyledir, Türkçe'de de virgüller arasında ya da parantez içine alırız. Bu ara bir cümledir. Onu atlayalım, ona döneceğim. Ana cümlemiz also we do not mean. Aynı zamanda ve dahi yani also we do not mean that. Şunu kastetmiyoruz. Bir muhakeme bilimi derken, şimdi işte burasını ara cümleyi söylemiş oldum. In saying that logic is the science of reasoning. Bu ara cümlenin anlamı. In saying that derken logic is the science of reasoning. Mantık bir muhakeme ve akıl yürütme bilimidir derken biz we do not mean that. Şunu kastetmiyoruz. Yani bu science of reasoning Science of Reasoning, it is concerned with the actual mental. Bakın, with the actual mental. Şimdi bu actual mental'ı kare içine alıyorum. Önemli. Parantez içinde or physical, yani actual mental or physical mental demektir bu. Actual mental, physical mental. Yani burada actual'un pek çok anlamının yanında yazarımız bir karışıklığa meydan vermesin diye bunun fiziki olarak başımızın kafatasımızın içinde olan beyin mental beyin ile ilgili it is concerned with ilgili neyle fiziki olarak kafatasımızın içinde bulunan beyinle ilgili olduğunu bu it Science of Reasoning, yani bir muhakeme biliminin, bir akıl yürütme biliminin olduğunu söylerken, bununla kafatasımızın içinde bulunan beynin process employed by a thinking entity, bakın bir işlem süreci, process employed, bir aktivite süreci, bir işlem süreci, bir işlevsellik
süreci. Neyle? Düşünerek. Neyi? Entity bir varlığı. When it is reasoning. It burada bu actual mental, physical mental demektir. Yani kafatasımızın içinde bulunan beyin bir varlığı düşünürken, o varlığı düşünme esnasında bir varlıkla iletişime geçtiğimizde bizim duygusal olarak algılarımız bir şey gördüğünde, duyduğunda, dokunduğunda vesaire, bunu derhal beyin, kafatasımızın içindeki beyin ne yapar? İşlemci, onu işler. Ve işte bu tam bir process employed by a thinking entity'dir. Tam karşılığı budur. Yani beyin, kafatasımızdaki beyin, physical mental ya da yazarın ifadesiyle actual mental, bu bir düşünme, varlık üzerine bir düşünme süreci, bir işlemci, işlem süreci yaşar. Böyle bir süreç ortaya çıkar. Ne zaman? Dokunduğumuz, gördüğümüz, işittiğimiz ya da herhangi bir şekilde algımıza konu olan entity, bir varlığı, when it is reasoning, düşündüğünde, muhakeme ettiğinde. Daha doğrusu beyin bunu yorumladığında, beyin bütün fakülteleriyle algımıza konu olan bu şeyi yorumladığında ve onu bizim için bir görmeye, işitmeye, anlama vesaireye dönüştürdüğünde. Böyle bir süreci de kastetmiyoruz. Yani biz aynı zamanda mantık bir bilim derken, mantık bilimini fiziki beynimizin muhakeme yaptığında, bir akıl yürütmesinde, bir varlık üzerine bir akıl yürütmede bulunduğundaki o işlemsel süreçteki aktivitesini ve oradaki ortaya koyduğu fonksiyonunu, fonksiyonelliğini, onu da kastetmiyoruz. Ve devamındaki cümle, bu cümleyi biraz daha açımlayan cümle. Diyecek ki, the investigation of the actual reasoning, bakın, actual reasoning, beynimizin muhakemesidir. Beynimizin, kafatasımızdaki beynimizin işlevini, aktivitesini araştırmak, the investigation of the actual reasoning process, beynimizin bir algı karşısında onu işleyerek insan için bir bilgiye vesaireye dönüştürme süreci, bu işlem süreci, actual reasoning process, falls more appropriately within. Falls more, bu fiil, Arapçada da biliyorsunuz fiil ve harfi cerler önemli, İngilizce'de de, tüm her dilde böyledir. Falls more, falls more'dan ziyade falls within'dir kullanımı. Uygun düşmektir, appropriately ile bağlantılanmak. Diyor ki, başımızdaki, yani kafatasımızdaki beynin işlevselliği sürecinde ortaya koyduğu muhakeme aktivitesini araştırmak, the province psychology, province alan, psikoloji alanına, neurophysiology, nörofizyolojiye, or cybernetics, sibernetik bilim alanına uygun düşer. Ona yakışır. Yani kafatasımızdaki beyin algılarımızdan elde ettiği verileri nasıl işleyerek onu bilgiye dönüştürüyor, bu arada nasıl bir süreçler işliyor, neler oluyor bitiyor, bunları araştırmak, bunları netleştirmek psikolojinin alanıdır. The province of psychology, neurophysiology or cybernetics. Bunların alanıdır. Onlar bunu incelerler, diyor. Şimdi bir paragraf tamamladı bize ve bu paragrafta yazma tekniği açısından bir soru cümlesine cevap paragrafı bu. What is logic? Mantık nedir diye sordu. The answer is that.
Cevap şudur. Logic may be defined diye başladı. Tanımladı. Tanımın çağrışımları üzerinde doğru onları ele aldı. Sonra onların her birini açarak 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 okuyucunun zihninde ilk cümlede tanımlanan mantığın bir bilim oluşunun işte bu cümlelerde ele alınan çerçevede bir bilim olmadığının altını çizdi. Ve son cümlemiz ne? Dedi ki fiziki beynimizin actual or physical mental dediğimiz bu kafatasımızdaki beynimizin işlevini bu şu 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 bilim dalları araştırır. Onların işi bu. Bizim mantık ilminin işi değil. Şimdi bakın dikkat buyurunuz. Burada daha farklı bir şey söyleyecek. Diyecek ki okuyacağımız paragrafta. Okuyup da söyleyelim diyecek diye kehanet gibi olmasın. Okuyup da söyleyelim. Even if these empirical disciplines, bakın şimdi, these empirical disciplines, buradaki bu deneysel disiplinler, deneysel bilim alanları, ne onlar? Psikoloji, nörofizyoloji, cybernetics, bunlar. Were considerably more advanced oldukça kayda değer, dikkate almaya değer, göz önünde bulundurmaya değecek ölçüde considerably more advanced, oldukça fazla ilerlemiş olsalar bile, even if these empirical disciplines were considerably more advanced than they presently are, kaldı ki bugün öyleler. Yani bugün, the presently, yani these days, bugünlerde, bu bilim dalları gerçekten inanılmaz derecede ilerlemiş durumdadırlar. Bakın, dikkatli olunuz. Bütün bu ilerlemiş durumlarına rağmen, adını andığımız disiplinler, neye ancak güç getirebiliyorlarmış? The most, en fazla they could yapabilirler. Disclose, açığa çıkarabilirler, ifşa edebilirler, ortaya koyabilirler. Ortaya koyabildikleri şey, the most they could disclose is şudur diyecek. Bu tüm bu gelişmişliklerine, teknolojinin tüm bu devasa ilerlemelerine rağmen günümüzde bu gelişmiş disiplinlerin ortaya koyabilecekleri, söyleyebilecekleri, izah edip açıklayabilecekleri yegane şey the exact process. Bakın, the exact process. Exact process burada tam süreç derken sevgili öğrencilerim şunu anlamalıyız. Gerçek süreç. Yani fiziki gerçek süreç. Birazdan daha ayrıntılı izah ettiğimde ne demek istediğini daha iyi anlayacağınızı umut ediyorum. Öyle bir exact process ki bu öyle bir tamı tamına bir süreçtir ki goes on devam etmektedir. In a being's head. Bakın bir canlının beyni olan bir varlığın başında işlemekte olan süreç işte exact process. Yani şu bizim beynimiz olsun. Şöyle kıvrım 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 beynimiz olsun. Şu anda bir algıyı, şu anda biz de ekranda bunu görünce zaten şu anda tam da beyin işliyor. Bir algıyı işliyor. Şu anda hemen işlem içinde. Exact process dediği bu işte. Exact process. Herhangi bir canlının başında
kafatasının içinde işlevsel olan, işlemekte olan anı. Bu when he or she, bay bayan fark etmez herhangi biri, ya da it. Burada it dedi, beyni olan hayvanları kastediyor. Cansızların beyni yok zaten. It burada hayvanlar için kullanmıştır. Ya da hayvanların beyinlerindeki bu işlevselliği. Is reasoning, bakın, muhakeme eden, yorumlayan, o verileri, algı verilerini bilgiye dönüştüren süreci ne yapabilir? Anlayabilir. Yani beyin tam olarak çalışmaktayken neler oluyor? Hangi fakültelerde hareketlenmeler var? Hangi fakülteler arası iletişimler, neler oluyor beynin içinde? Bunu gözlemleyebilir, bunu ortaya koyabilir. Yani bu cümle birinci paragraftaki gelinen şu son cümlenin devamı, bakın. Onun için değerli öğrencilerim, şunu hiç unutmayın. Akademik bir paragraf, akademik bir düşünce yazılırken her paragrafın sonu bir sonraki paragrafın ilk cümlesiyle bağlantılı olmak zorundadır. Bu bağlantıyı kuramadığınız sürece asla sağlıklı, anlaşılabilir, düzgün, keyif veren, okuyucu için okuması bir keyfe dönüşen yazı yazamazsınız. Bunun için birazdan bu paragrafı bitirdikten sonra yazım tekniği üzerinden bir beyaz tahta açarak genel bir değerlendirme yapıp dersimi sonlandırmayı düşünüyorum. Bakın, gerçek beynin işlevini şu bilim dalları araştırsın, onlara yakışır dedi. Ardından da dedi ki, bu ilim dalları ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar, ki bugün gelişmiş durumdalar, ancak çalışma anında, eylem anında, herhangi bir canlının beyninde, o beynin fakültelerinin çalışma süreci içerisinde yürütmüş olduğu is reasoning, o yorumlamayı, beynin yorumlama gücünü gözlemleyebilir. Onu ancak açıklayabilir. Yani could disclose, explain, açıklayabilir, izah edebilir. They, bu ilim dalları, bu disiplinler, bu disciplines, bu zamir, Arapçada da öğrencilerim bilirler, zamirin merciğini bulmayı çok önemserim. Onu bulmadığınız zaman zaten metni anlamıyorsunuz demektir. Bu deneysel bilimler could not tell us, bize söyleyemezler. Ma mafi, bu bilimler bize söyleyemezler. Neyi? Whether the being, bakın, bir varlık, canlı varlık, is reasoning, yani gözlemliyorlar ya beynin aktivitesini, çalışmasını. Tecrübi olarak kimi deneyliyorlarsa, erkek, kadın ya da diğer canlı varlıklar, hangisinin beynini gözlemliyorlarsa, bakın, bu varlığın beyni, is reasoning, o anda gözlemledikleri ve aktif yorumlamakta olan, algılardan gelen verileri bilgiye dönüştüren beynin bu aktivite sürecini, bu sürecin işlem sonucunu, bu işlemin, bu verilerin değerlendirilerek bilgiye dönüşmesinin correctly or incorrectly, doğru ya da yanlış olduğunu asla söyleyemez. Ne kadar önemli bir şey bu. Yani bugün gelişmiş bilim dalları, beyin işte bizim duyu organlarımızın verilerini nasıl topluyor, bunu nasıl işlemden geçiriyor,
onu nasıl bilgiye dönüştürüyor? Onlar üzerinde bizde nasıl bilgi, tasavvur oluşuyor? Bütün bunlarla ilgili efendim şeyler söyleyebilir. Ölçümlediği canlının beyninde nelerin olduğunu söyleyebilir ama bu beynin işlemiyle aldığı algının beyin bu işlemi yaparken bu işlemin hangisinin doğru ya da yanlış olduğunu söyleyemez. İşte bu son cümle çok önemliydi. Bir muhakemenin, reasoning, bir akıl yürütmenin doğruluğu ya da yanlışlığı ne psikolojinin, ne nörofizyolojinin, ne de sibernetiğin konusudur. Ya neyin konusudur? İşte bakın geldi. Distinguishing correct reasoning from incorrect reasoning is the task of the logic. İşte bu da son cümlemiz. Ve cevabı vermiş oldu. What is logic? What is logic? Şimdi yazım kuralları üzerinde de durduğumda bunu konuşacağız. Mantık nedir? Mantık bir muhakeme bilimi olarak tanımlanabilir. Logic may be defined as the science of reasoning. Bir muhakeme bilimi olarak tanımlanabilir. Ve mantık and logic, son cümle. Correct reasoning, doğru düşünmenin, incorrect reasoning, hatalı düşünmekten farkını, ayrılığını, distinguishing, ayırt etmek, farklılığını ortaya koymak. The task of logic, mantık biliminin, science, mantık biliminin görevidir. The task of logic, mantık biliminin görevidir. Bakın, diğer hiçbir bilim dalı böyle bir iddiada bulunamaz. Bu mantığın işidir. Öyleyse mantık bir muhakeme bilimidir ve bu muhakeme bilimi sayesinde biz doğru düşünmeyle hatalı düşünmenin arasındaki farkı fark ederiz. Mantık sayesinde hangi düşüncenin doğru, hangi düşüncenin yanlış olduğunu öğreniriz. Öyleyse mantık bize doğru düşünmeyle yanlış düşünmenin ne olduğunu, nasıl düşündüğümüzde doğru, nasıl düşündüğümüzde yanlış düşünmüş olduğumuzu gösteren bir ölçüdür. Bir parametredir. Onun için İmam Gazali mantık için mi'yarul ulum der. Mizanul ulum, el mi'yar, el mizan, ölçü. İşte burada da ifade edildiği üzere bir belirleme, bir tayindir. Doğru düşünceyle yanlış düşüncenin belirlenmesidir. Sevgili izleyenler ve çok değerli öğrencilerim, bir başlangıç dersi olarak İngilizce mantık kavramları, temel mantık kavramlarının ne olduğuna ilişkin yaptığımız bu derste bir paragraf okuduk ve mantık nedir sorusunun cevabını almaya çalıştık. Sadece bir metin okumadık. Önemli şeyler öğrendik ve bu öğrenmiş olduğumuz önemli şeylerin yanında bir başka önemli hususun daha üzerinde durmaya çalıştık. O da nasıl yazacağımıza ilişkin. Evet, nasıl yazacağımıza ilişkin bir paylaşımda bulunduk. Müsaadenizle şimdi tam da burada efendim size bir paragrafın yazılmasına ilişkin bir kısa değerlendirme yapmak istiyorum ve bunu sürekli yapacağım.
bu ders aynı zamanda bir akademik yazma dersine de dönüşecek. Yani dönüşecek değil, onu içerecek daha doğrusu. Evet, o zaman önce başlık son derece önemli. Burada kalemimizi nasıl kullanıyorduk? Pardon. Tekrar çıkmak istiyorum. Tekrar gireceğim. Kalemi arıyorum da. Evet. Yeni buldum. Başlık. Allah Allah. Çok özür diliyorum. Kaydı bir durdurayım. Evet. Tahtayı bu Zoom'un kendi tahtası olduğu için onu kullanmakta biraz sıkıntı çektim. Şimdi hallettim ama hemen başlayalım. Evet, başlık. En önemli husus başlık koymak. Değerli izleyenler. Başlığımızı koyacağız. Ve bu başlık koyduğumuz ki önümüzdeki derslerde bunu daha farklı boyutlarıyla işlemeyi düşünüyorum. Bir başlık koyacağız. Ve bu başlıkta mümkün olduğunca işte bugünkü derste olduğu gibi bir ya da en fazla iki paragraflık, hadi üç olsun, bir paragraflık ama başta önce yazmaları deneyeceğiz. Bir paragraflık yazma. Önce bir paragraf, hatta hani daha belki en baştan başlayıp önce bir cümle kurmayı, yani bir cümle kurup bir cümleden başlamayı denememiz lazım. Bunun için de cümle, cümleler ve paragraf. Bir paragrafta ilk cümle her zaman bir hüküm cümlesidir. Hüküm cümlesi. Bir genel cümledir. Genel bir cümleyle başlarız. Burada olduğu gibi okuduğumuz metinde. Sonra bu genel cümlenin anlamını açılımını yaparak. Açılım. İkinci cümle. Üçüncü cümle. Dördüncü cümle. Beşinci cümle. İhtiyaca göre ne kadar açımlama gerekiyorsa o kadar çok cümlelerle paragrafın kısalığı ve uzunluğu buna bağlı olarak değişiyor. Bazen bir sayfa, iki sayfa paragraf yazabiliyoruz. Bu sizin o paragrafın içindeki düşüncenizi ifade etme bütünlüğünüze bağlı olarak ama bütünlük bozulmadan. Okuyucu bütünlükten koptuğu an paragraf paragraf olmaktan çıkar. Dolayısıyla ikinci cümle, üçüncü cümle, dördüncü ve beşinci cümlelerimiz her zaman birinci cümlenin açılımları olacak. Bu açılım A, birinci hüküm cümlesinin destek cümleleri olabilir. B, birinci cümlenin savunması olabilir. Açılım. C, birinci cümlenin örneklemesi olabilir. D, antitezleri olabilir. Antitezi karşıtı olabilir. E, F, en sayıda açılımın ki ilerideki yazmalarımızda bunları örnekleyeceğiz. Farklı boyutları olabilir. Bu farklı boyutlar bize ilk cümlemizin
okuyucu tarafından neden böyle bir genel cümle kurduğumuzu, neden böyle bir önermeyle başladığımızı sağlıklı bir biçimde anlamasını sağlar. Sona geldiğimizde son cümle ilk cümlenin değişik ve buraya dikkat edelim lütfen. Değişik ve bu açılımlar çerçevesinde ifade ettiklerimizden de hareketle daha genişçe tekrarlanması ya da vurgulanmasıdır. Nitekim okuduğumuz metne efendim dönecek olursak orada dönebilir miyiz? Evet, dönecek gibiyiz. Sanki ha. Evet, dönelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi birinci cümlemizin şöyle işaretleyelim. Birinci cümlemizin "Logic may be defined as the science of reasoning" cümlemizin bir genel hükümdü. Son cümlemiz yeşille boyalı bakın. Bunun vurgulanması ve şu kadar paragraftaki cümlelerin anlamlarının da vurgulanarak, pekiştirilerek mantığın şu açık cümlelerinde ifade edilenden farklı olarak ne olduğunun belirlenmesi yine bir sonuç cümlesiyle bitti. Adeta büyük bir tezin, yüksek lisans doktora tezinin küçük bir özet işte bu. Hani özet yazmakta zorlanıyoruz, ön söz yazmakta zorlanıyoruz, giriş yazmakta zorlanıyoruz ya. İşte bunları inşallah birlikte işleye artık özet yazmak, sonuç yazmak, ön söz ve giriş yazmak sizin için keyif verici bir iş haline gelecek. Ama bunları örnek metinler üzerinden, güzel metinler üzerinden işlemek lazım. Bunları da inşallah bu özellikle İngilizce metinlerde bu kurala, yani essay writing dediğimiz makale yazımlarında çok hassasiyetle durduklarından dolayı, bu kurallara hiç taviz vermediklerinden dolayı ve çok harika bir şekilde öğretici bir yapıları bulunduklarından dolayı ben bu yazım derslerimi de bu İngilizce okuyacağımız mantık temel kavramları, basic concepts of logic, mantığın temel kavramları metinleri üzerinden inşallah sizinle paylaşmaya ve size arz etmeye çalışacağım. İki de kalalım burada, acele etmeyelim, yavaş yavaş gidelim. Evet, ikinci madde, inferences and arguments'ta kalalım. Bu önemli bir şey efendim. Bizim klasik mantık derslerimizde de bunların üzerinde duracağız zaten. Delalet bahsine gelmiş olduk burada da. Orada da delalet bahsinden söz edeceğiz. Düşünceler, önermelerden, argümanlardan da söz edeceğiz. Böylece birbirlerini destekleyerek bu metinler bize, tabii bunlar ön hazırlık metinleri. Ama bir gün inşallah sizinle eğer bu ekrana Hegel'in mantığa girişini ve mantık kitabını koyup da oradan okuyabilecek hale gelirsek, işte o zaman siz değerli akademisyen adaylarımız önemli bir noktaya erişmiş olacaklar. Ama oraya hemen gelinmiyor tabii. Aşacağımız basamaklar var. Basamak basamak. Ben hep öğrencilerime bunu söylerim. Çok güzel bir söz var. Efendim, bilimin asansörü yoktur. Merdiven basamaklarını çıkmanız gerekir. Yani ilimde heveslenerek
Ben şu noktaya asansörle çıkamaz mıyım? Hayır, kusura bakma. Hiç kimse asansörle çıkmıyor. Böyle çıkılıyor. Basamak basamak. Evet. Değerli izleyenler, sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki ikinci derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii bunun takviyesi olarak bununla birlikte diğer inşallah Arapça başlayacağımız metni de okuyacağım ve kanalımızda paylaşacağız. Oradan izleme imkanınız inşallah olacaktır. Tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Çalışmalarınızda, okumalarınızda başarılar diliyorum hepinize. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim.